Arkadaşlar merhaba, hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün aracımıza V-Cars 2 Ohm süper enjektör montajı yaptım. Ve şu an ince ayardayız. Görüyorsunuz bilgisayarda zaten map tablosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aracımızda Cangaz MiG-28 sıralı sistem var. Mekanik enjeksiyonlu bu motor. Normalde mekanik enjeksiyonlu motorlara biliyorsunuz sıralı sistem olmuyor ama bu artık bu araçlara sıralı sistem takılabiliyor. Şimdi arkadaşlar bu sistem standart Valtek enjektörlerle geliyor. Ama Valtek enjektörleri ben beğenmediğim için ki iyi ki değiştirmişim diyorum şu an. Gerçekten aracın gaz tepkisi olsun, çalışması olsun, rölantisi olsun mükemmel derecede iyileşti. Zaten bir önceki videomda aracın hızlanma şeyini göstermiştim zaten. Hani her gaza basışta ASD yakmaya başladı. Şu an sakin gidiyorum, basmayacağım. Size anlatacağım. Buradan özellikle Cangaz yetkililerine sesleniyorum. Lütfen bu Valtek enjektörlerden vazgeçin. Zaten bu sistem tahminleme yoluyla çalışan bir sistem. Bir de bu Valtek enjektörler işin içine girdiği zaman gerçekten durum tatsızlaşıyor. Ben Valtek enjektörü zaten evveliyatından beri sevmediğim, nefret ettiğim bir enjektör tipi. Buradan yine de söylüyorum. Ayrıca buradan montaj yapan ustalarımıza ve yine Cangaz firmasına sesleniyorum. Arkadaşlar nozül tablosu yanmış. Şimdi bu araca ben şu an 2.4 mm nozül taktım. Çünkü bu araba 2.6 litre ve 170 beygir. Nozül tablosuna göre 2.0 gösteriyor. Bu yanlış. Yani 2.0 nozülle bu araba yetiştirmiyor. Şimdi gerçekten 170 beygiri ben bu arabada hissettim. 2.4 nozülü Valtek enjektöre taktığınız zaman iyice saçmalıyor zaten. Valtek enjektör falan değil benim gözümde. Gerçekten çöp. İyice saçmalıyor 2.4'ü taktığınız zaman. Enjektör nozül tablonuz yanlış. Cangaz yetkilileri söylüyorum. Şimdi bu araçlarda Mercedes için konuşuyorum. Diğer araçlar beni yani zaten benzer özellikte ama Mercedes için konuşuyorum. 102-103 motorlar için konuşuyorum. 124 kasalarda 200E için 2.0 nozül, 230E'ye 2.2, 260E ve 300E'ye 2.4 nozül takılması lazım. Ama tabii ki Valtek enjektörlerle taktığınız zaman 2.4 nozülü Valtek enjektörler saçmalıyor. İyice araba sarsıntılı çalışıyor. Bir türlü rölanti düzen tutmuyor. Ama V-Cars 2 ohmla yani saat gibi oldu. Şu an 2.4 enjektörlerimiz var. Ve enjektör süreleri de iyice düştü. 190'lar için konuşuyorum. 1.8 motorlar için 190'a 1.8'ler için yine 2.0, 2 litrelikler için yine 2.0, 2.3'ler için 2.2 mm ve 2.6'lar için 2.4 mm enjektör nozülü kullanmanız gerekmekte. 2.3-16 valf içinse yine 2.4 enjektör nozülü kullanmanız gerekmekte. 2.5-16 valfini zaten yani ben bile görmedim piyasada. Evolution yani muhtemelen zaten onu da ona binen adam da zaten LPG takmayacağı için onu es geçtim. Arkadaşlar söylediğim gibi nozül tablolarında da yanlışlık var Cangaz'ın. Ben şu an 2.4 nozül var bu araçta. V-Cars 2 ohm süper enjektörlerle şu an araba 170 beygirin. Hatta yani abartmayın benzinden bir tık daha üst performansı alıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Önceki Valtek enjektörlerin üzerinde 2.0 nozül vardı. Araba böyle canlı değildi. Tamam yine güzeldi. Yani kickdown'da falan yine tepkiliydi ama bu kadar canlı bir tepki yoktu. Şimdi gerçekten yani her gaza basışta bir önceki videomda da izlemişsinizdir. ASD lambası yanıyor. 2.0 nozüllerle bu kadar canlı yakmıyordu yani. ASD lambasına her zaman araba ASD'ye düşmüyordu. Şu an araba benzinden bile iyi bir performans sergilemekte. Çalışması falan gayet güzel, gayet saat gibi. Zaten söylediğim gibi tahminleme yöntemiyle çalışan bir sistem ve Valtek enjektörler işin içine girdiği zaman iyice yani sıkıntı oluyor. Rica ediyorum buradan Valtek enjektör yerine adam gibi 2 ohm süper enjektör, hızlı enjektör takın. Yani farkını da müşteriden isteyin. En azından sistem sorunsuz, pürüzsüz olsun ve geri dönüş yani şikayetler olmasın ya da şikayet varsa da azalsın. Buradan özellikle Cangaz yetkililerine sesleniyorum. Bu da gördüğünüz gibi tekrardan map tablosu. Kırmızı bölge, kickdown bölgesi, orayı sonuna kadar açtım ki araba kickdown'da zaten.
tamamıyla zenginleşmesi ve yakıtı komple açması lazım. Kickdown bölgesini. Ayrıca şunu da belirteyim, otomatik araçlarda ayar yaparken kickdown bölgesini mutlaka sonuna kadar açın ki araba fakirde kalmasın. Aslında AFR yapmak daha mantıklı AFR cihazıyla, ama onu da çoğu kişi yapmadığı için kickdown bölgesini sonuna kadar açmak daha mantıklı arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan altını çiziyorum. Eğer Cangaz MiG-24 ya da MiG-28 kullanıyorsanız mutlaka Vicars'ın ya da Albien'de üretmiş 2 ohm süper enjektörlerini, süper hızlı enjektörlerini alıp aracınıza takın derim. Farkı hissediyorsunuz. Aracınız 2 litre yani 2000 motorsa 2 milimetrelik nozül, 2300 yani 230'sa 2.2'lik nozül, 260 ve 300'lere de 2.4 milimetrelik nozül tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Cangaz'ın vermiş olduğu nozül tablosu kesinlikle ama kesinlikle yanlış. 170 beygir arabayı 2.0 nozül kurtarmaz, doyurmaz. 170 beygir arabaya en az kullanacağınız nozül 2.4 milimetre olmalıdır. Ki ben M111 motorda ki bu enjektörleri kullanıyorum ve 2.4 nozül kullanıyorum. M111 yani 2 litrelik yani 16 siboplu motorlarda bile yani 2.2 milimetrenin altı kurtarmıyor. En az kullanacağınız nozül 2.2 milimetre olması lazım. Esasında 2.0 motorda bile, ama bu motorlar M102 motorlar silindir başına 2 siboplu olduğu için, yani üstten tek eksantrikli 2 siboplu motorlar olduğu için siz 2.0 nozül kullanabilirsiniz 200E'lerde. 230E'lerde 2.2'nin altına düşmeyin. 260E ve 300E'lerde 2.4 milimetrenin altına düşmeyin arkadaşlar. Ama 2.4 milimetre nozülü Valtek enjektöre takarsanız düzgün bir rölanti elde edemezsiniz. Araba sürekli saçmalar, tekler. Çünkü Valtek enjektörler 2.4 milimetre nozülün enjektör hızına yetişemiyor. Onun ben size bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Ve videomuzu bu şekilde bitirelim. Arkadaşlar, sorusu olanların sorularını elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Hız yapmayalım ve emniyet kemerlerimizi takalım. Görüşmek üzere diyorum. Tekrardan iyi günler.